Merhaba Afan izleyicileri. Türkiye Bakış programında eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'la beraberiz. Suriye'deki son durumu, son dengeleri konuşacağız. Türkiye'nin bir süredir Suriye'ye yönelik yapmak istediği bir operasyon vardı. Ankara bu konuda ne yapacak ve son dengelerden nasıl etkilenecek? Hepsinin yanıtlarını arayacağız. Merhaba Yaşar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sizen. Şuradan başlamak istiyorum. Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin bir kısmını Ukrayna'ya kaydırması sonrası Suriye'deki yeni dengeleri konuşalım isterseniz. Bu bir boşluk yarattı mı Rusya açısından? Ve şu an Suriye'de nasıl bir güç dengesiyle karşı karşıyayız? İsterseniz böyle başlayalım. Hay hay. Görebildiğim kadarıyla Rusya oradan Suriye'den bir kısım askerlerini Ukrayna'da görevlendirmek üzere nakledecek. Bu işi de anladığım kadarıyla İran'la işbirliği halinde yapmak istiyor. Çünkü İran Hizbullah'ının zaten Suriye'de önemli bir varlığı var. O varlıktan da yararlanarak ve galiba İran'la işbirliğine Türkiye ile olan işbirliğinden daha fazla önem verdiği için Rusya bu işi İran Hizbullah'ının elemanlarıyla doldurmayı ve oluşacak boşluğu bu şekilde halletmeyi düşünüyor. Ben öyle değerlendiriyorum. Onun ilk adımlarını da şeyde görüyoruz. Birkaç defa hem İran'dan hem de Rusya'dan yapılan beyanlar var. Yani önce Rusya Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'ta bir toplantı yapılmıştı. O toplantı Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin toplantısıydı. O toplantıdan önce Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, biz işte İran'la bu toplantı yapacağız ama aynı zamanda Türkiye'nin de Suriye'deki mevcudiyetinden rahatsız olduğunu ima eden konuşmalar geldi. Sonradan Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana formatı çerçevesinde, yani bu üç ülkenin, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye konusunu görüşmek üzere oluşturdukları bir format vardı. Ona Astana formatı diyoruz. Bazen Soçi'de, bazen Astana'da toplanıyordu. Şimdi o toplantı önümüzdeki Salı günü Tahran'da yapılacak. O toplantı öncesinde de Türkiye'nin Suriye'de askeri bir hareket gerçekleştirmemesi gerektiği yolunda hem İran yetkililerinden hem Rus yetkililerinden işaretler geldi. Yani Türkiye'nin böyle bir harekete girişmemesi gerektiği yolunda. Üstüne üstlük bir de Amerika'dan da geldi. Dolayısıyla şu anda üç önemli, bu konuda etkili olabilecek üç önemli devlet, üçü de Rusya, İran ve Amerika, Türkiye'nin Suriye'de bir askeri hareket gerçekleştirmemesi gerektiği yolunda kanaat beyan ediyorlar. Bu durum karşısında Türkiye'nin daha temkinli olacağını düşünüyorum. Belki yani kendisini angaje ettiği için Türkiye bu kadar sözler söyledikten sonra bir gece ansızın gelebiliriz falan sözleriyle fazla angaje olduğu için bu angajmanı yerine getirmiş olmak için belki sırf görünüşü kurtarmak için bir hareket yapabilir. Onun da böyle büyük bir harekat olmayacağını düşünüyorum. Çünkü böyle büyük bir hareket olursa Rusya'nın Suriye topraklarındaki mevcudiyeti nedeniyle buna karşı çıkacağını anlıyorum. Hatta göstermelik bir jest de yaptılar. Golan Tepeleri civarlarında, yani sanki
Türkiye'ye karşı değil de İsrail'e karşı bir hareket yapılıyormuş gibi şey yaptılar, askeri manevra yaptılar. Rus ve İran, Rus ve Suriye askerleri. Yani bütün bunlar şunu gösteriyor, Türkiye'ye böyle bir harekata girişmemesi yolunda bir mesaj vermeye çalışıyorlar. O mesajı Türkiye'nin almış olması gerekir. Eğer almadıysa sıkıntı yaratabilir. Peki bu kadar muhalefete rağmen Türkiye'nin göstermelik de olsa bir operasyon yapabileceğine işaret ettiniz. Bütün bunları Türkiye göze alması durumunda Türkiye'ye nasıl yansır? Yani Türkiye bu durumdan nasıl etkilenir? Bunun sonuçları ne olabilir böyle bir operasyonun Türkiye açısından? Türkiye'nin içinde bir şey olmaz. Çünkü hükümet böyle şeylere çok hakim. Böyle zannediyorum şeyde basını da kontrol ediyor. Basının %90'ı hükümet kontrolünde. Dolayısıyla bunu sanki önemli bir şeymiş gibi takdim edebilir. Ama bir sonuç alınabileceğini zannetmiyorum. Yani şimdi Amerika halen YPG ve PYD'ye desteğini sürdürüyor. Yani NATO zirvesindeki bütün sözlere rağmen sürdürüyor. Ve NATO toplantısında, NATO zirvesi öncesinde de yapılan toplantıda da Türkiye'nin YPG konusunda eskiden beri ısrar ettiği formülasyonda, yani YPG'ye nasıl atıfta bulunuyordu şimdiye kadar onu düşünürsek, bu NATO zirvesindeki atıfı da onunla mukayese edersek şunu görüyoruz. Türkiye YPG konusunda bir geri adım atmış gibi görünüyor. Geri adım ne? İsveç ve Finlandiya YPG'ye atıfta bulunurken PKK evet bir terör örgütüdür. Onu Avrupa Birliği üyesi ülkeler olarak zaten kabul etmiştik ama YPG'yi bir terör örgütü olarak görmediğini açıklayan bir beyan oldu. Bu da Türkiye'nin YPG konusunda bir çeşit geri adım atmaya zorlandığı sonucunu çıkarmak lazım. Yani Türkiye pek tabii ki kendisi Türk devleti olarak YPG'yi yine tehlikeli bir terör örgütü olarak görmeye devam ediyor. Ama karşımızdaki ülkeler PKK evet bir terör örgütüdür ama YPG, PYD biz onu bir terör örgütü olarak kabul etmiyoruz henüz demek suretiyle. Bu farkı ortaya koymuş oldular. Bu fark Türkiye açısından bir gerilemedir. Peki bu Türkiye için yeni bir durum, yani bundan sonraki politikalarını bu geri adım atması üzerinden mi kuracak, ne dersiniz? Hayır, yani Türkiye onlar PYD, YPG'ye terör örgütü demiyorlar diye Türkiye bu PYD'nin ve YPG'nin terör örgütü olduğu yolundaki kanaatini değiştirecek değildir. Ama o ülkeleri de belki YPG'yi de terör örgütü çerçevesine, tanımına almak için daha fazla çaba sarf etmeye devam edecektir Türkiye. Öyle zannederim. Yani yapacağı, Türkiye'nin yapabileceği tek şey odur. Yani kendisi kabul etmekten vazgeçmek yerine, yani YPG artık terör örgütü değildir diyemeyeceğine göre o ülkeleri acaba terör örgütü olarak kabul etmeye daha uzun vadede, bu akşamdan sabah olacak bir şey değildir, uzun vadede bu yönde çaba gösterecektir. Ama bunun sizin sorunuzun içinde yok ama ben ilave olarak söylüyorum. Bunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması hususunun bir parçası haline getirilirse yine yüzümüze bulaştırabiliriz. Nasıl bulaştırabiliriz? Türkiye şunu söylerse şimdi prensip itibariyle Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine mutabakatını verdi. Ama bu mutabakatın somuta dönüşmesi için pek tabii ki parlamentolarında her ülkenin
bütün NATO ülkelerinin parlamentolarında onaylanması gerekecektir. O onaylanma aşamasında Türkiye şimdiden bak işte Türk parlamentosuna geldiği zaman gösteririz onlara kabilinden beyanlarda bulunuyor. Onu da yani bu barutu da doğru kullanmak, idareli kullanmak lazımdır. O da elimizde patlayabilir. Çünkü 30 NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç gibi son derece önemli ve Batı dünyasında demokrasi açısından çok ileri sayılan ülkelerin ve aynı zamanda İsveç'i nazarı bağlarsak silah sanayi alanında da çok ileri olan bir ülke. Dolayısıyla NATO'ya katkısının da çok büyük olacağını düşündüğümüz bir ülke. Böyle bir ülkeyi Türkiye istemiyor diye, Türkiye veto edecek diye NATO'ya almazdan alıkoymazlar. Yani mutlaka NATO'ya alırlar. Onun için Türkiye'nin bu konudaki tehditlerini kullanırken idareli bir dil kullanıp sonradan yapamayacağı bir şeyi yapamadığı ortaya çıkmamalıdır. Türkiye'nin burada ihtiyatlı davranması lazımdır. Ben NATO'da görevliyken hatırlıyorum 1970'lerdeydi galiba Portekiz'de bir hükümet kuruldu. Komünistler de şeyin içindeydi hükümet koalisyonunun. Portekiz hükümetinin içinde Komünist Partisi koalisyon partneridir diye NATO Portekiz için özel bir formülasyon geliştirdi, özel bir usul geliştirdi. O usul neydi? Portekiz'in bilmemesi gereken Portekiz'deki Komünist Partisi'nin bilmemesi gereken şeyleri orada görüşüyordu. Sonradan Portekiz'i de içine alarak Portekiz'in bilmesi gereken hususları da orada kararlaştırıyordu. Yani Portekiz'i NATO kararlarından dışlamış hale getirmişlerdi. Eğer Türkiye burada inatlaşmaya götürürse işi Türkiye'ye diyebilirler ki sen İsveç'in ve Finlandiya'nın üye olmasına taş koyuyorsun değil mi? O zaman biz seni dışlarız NATO içinde demek suretiyle 1970'lerde Portekiz için yaptıkları gibi Türkiye'yi de yani bütün kararlar alınırken Türkiye'siz bir toplantı yaparlar. O toplantıda kararların hepsi alınır. Sonradan sırf usul yerine gelmiş görünmek için Türkiye'yi de toplantıya davet edip orada Türkiye'nin bilmesi gereken şeyleri söylerler ve Türkiye NATO'da var olan fakat dışlanmış bir ülke haline dönüşebilir. Türkiye'yi bu duruma düşürmemek lazımdır. Bunu öyle zannediyorum. Yani devlet aklımız, Türkiye'nin devlet aklı bunu bilecek düzeydedir ve bunu bilen birçok insan var. Devletin hafızasında var. Bunlar yaşanmış şeyler ve bu kadar da işte bu konuda söz söyleyebilen herkes de Türkiye'nin dikkatini de çekiyor. Aman bu hataya düşmeyesiniz diye. İnşallah o duruma düşmez Türkiye. Peki az önce Suriye operasyonla ilgili Türkiye'nin çok büyük sonuçlar, hani bir operasyon gerçekleştirse dahi çok büyük sonuçlar alamayacağını söylemiştiniz. Türkiye buna rağmen, bütün bu sonuçları bilmesine rağmen neden hala bir Suriye operasyonuna direniyor sizce? Operasyon yapma konusunda. Yani ki en başında zaten bir hedef seçmişti. 30-40 kilometre genişliğinde bir şeridi kontrol etmek istiyordu. Ama onu öteki ülkeler sulandırmak suretiyle onu 15 kilometreye düşürdüler. Bazı yerlerde biraz daha geniş ama Türkiye o tarihte yapmak istediğini yapamadı. Buna hem Ruslar hem Amerikalılar mani oldular. Hatta Türkiye
o 30-40 kilometre genişliğindeki şeridi münhasıran Türk askerlerinin devriye gezeceği bir yer olarak düşünüyorlardı. Bir, şerit daraltıldı. Şeritin uzunluğu kısaltıldı. Üç, o devriyeler Rus ve Türk devriyeleri birlikte devriye vazifesi yapacak şekilde getirdiler. Yani bu sıkıntılardan geçti. Türkiye şimdi fırsat yakalamışken, Ruslar da oradan çekilirken falan bunu bir vesile olarak kullanıp ben o vaktiyle yapmayı düşündüm ve yapacağımı söylediğim şeyi şimdi yapacağım, yapmayı düşünüyorum diye, yani öyle bir düşüncesi olduğunu anlıyorum. Ama bunun sıkıntı yaratacağını tahmin ediyorum. Şimdi bu konuyla doğrudan doğruya alakası olmamakla birlikte Türkiye sınır boyunu kendisi kontrol ediyor, değil mi, boydan boya? Ve üç defa DAEŞ elebaşılarından üç tane adamı öldürdüler. Amerikalılar öldürdüler. Bu üç öldürmenin üçü de Türk sınırına ya 5 kilometre ya 3 kilometre ya 1500 mesela mesafelerde yerlerde oldu. Türkiye oralarda güçlü varlık gösterebilse DAEŞ'çileri daha doğrusu DAEŞ kelimesi yanlıştır aslında. DAEŞ'çileri oralarda dolaşırken yakalayamıyor da hiç varlığından söz etmediğimiz Amerikalı vuruyor. Geçen hafta böyle bir adamı Türk sınırına birkaç kilometre mesafede, yani yürüyerek gidebilecek mesafede bir yerde öldürdüler. Orada Türkiye'nin çok etkili olup olmadığından da şüphe ediyoruz. Yani ya Türkiye oradaki DAEŞ'çilerin faaliyet göstermesine göz yumuyor veya Amerikalılar o adamları öldürebildiği halde Türkiye bu adamları öldüremiyor. Böyle bir çelişki var. İzah edilmesi gereken bir durum var. Bunu da bir yere not etmek lazım. Peki bu operasyonun konuşulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz'da Tahran'a gidecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelecek. Siz ne dersiniz? Bu ziyaretin anlamı ne olabilir sizce? Şimdi bu bir kere şey formatında, Astana formatında olacağı için asıl konunun Suriye olacağını farz ediyoruz. Çünkü Astana formatı Suriye sorununu çözülmek için kurulmuştu. Ve hatırlarsanız bundan önceki toplantıların tümünde müzakerelerin sonunda yapılan açıklamada Rusya, İran ve Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini garanti eder lafını her seferinde nihai bildiriye koyuyorduk ve şimdi de konulacağını zannediyorum. Bu benim tahminime göre özellikle Rusya'nın ve İran'ın bastırması sonucunda konuyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye'de bulunuşu ile Rusya ve İran'ın Suriye'de askeri mevcudiyetini mukayese ettiğiniz zaman önemli bir fark var. Biliyorsunuz Rusya Suriye hükümetinin davetiyle askeri mevcudiyet oluşturdu şeyde. Zaten Tartus'ta bir deniz üssü vardı. O da askeri mevcudiyet tabii. Ama daha sonra Hümeymim'de ve başka yerlerde de, yani Membiş'te ve civarlarında birçok yerlerde de Rus askeri mevcudiyeti oluşmaya başladı. Bu da Suriye'nin resmi makamlarının icazetiyle, müsaade etmesiyle ve davetiyle oldu. İran'ın da İran Hizbullah'ının diyelim isterseniz, İran'ın da Suriye'deki mevcudiyeti yine
Suriye resmi makamlarının, Suriye devletinin daveti üzerine oldu. Türkiye'nin oradaki mevcudiyeti ise Suriye makamlarının daveti üzerine değil. Dolayısıyla pek tabii ki uluslararası camia ve özellikle Suriye ve İran ve Rusya Türkiye'nin Suriye'deki askeri mevcudiyetinin öteki askeri mevcudiyetlerden farklı olduğunu ortaya koyacaklardır. Amerika'nın mevcudiyeti de gayrimeşru, yani daha doğrusu Suriye makamlarından izin isteyerek veyahut da onlar Suriye makamlarının daveti üzerine gelmiş değillerdir Amerikalılar. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Amerika'nın Suriye'deki askeri mevcudiyeti o ülkenin resmi makamlarının daveti üzerine olmamıştı. Şimdi bu husus tekrar belki belgelere yansımayacaktır ama kendi aralarında konuşacaklardır. Peskov'un yani Dmitri Peskov, Kremlin'in sözcüsünün yaptığı, Cumhurbaşkanı adına, Putin adına yaptığı açıklamalarda şunu belirtiyor, hassaten belirtti. Tahran'da Suriye konusunda Astana formatı üzerine bir toplantı yapılacaktır. Ayrıca bu üç lider kendi aralarında ikili görüşmeler de yapacaktır demek suretiyle bir nüans getirdiler. Yani besbelli kendi aralarında da konuşacakları şeyler var. Yani ortak konular vardır. O ortak konular Suriye'nin toprak bütünlüğü vesaire, işte egemenliğinin korunması falan gibi şeyler olacaktır. Sonra Suriye'deki bundan sonraki aşama nasıl olacaktır? Demokratikleşme süreci nasıl olacaktır? Onu da konuşacaklardır ama bir de kendi aralarında bir görüşme yapacağı yolunda Peskov bir açıklama yaptı. O açıklamada bence bu çeşit konular, yani askeri harekatın gerçekleşecek, gerçekleşmeyeceği ve işte belki bu Amerikalıların öldürmesine rağmen Türkiye'nin bir türlü bu DAEŞ'çileri yakalayamamasının falan da aralarında gündeme getirebileceklerdir. Öyle bir şey ihtimal vardır. Yani çünkü bunlar çok önemli konular. Bu kadar önemli bir konunun böyle bir toplantıda dile geçirilmeden, üstü örtülerek geçileceğini zannetmiyorum. Ama belgelere falan yansımayacaktır büyük bir ihtimalle. Peki Yaşar Bey, son olarak size şunu sorayım. Türkiye'nin önünde bir seçim var ve bu seçim sürecinde sizce Ankara'nın Suriye politikalarında bir değişiklik olur mu? Ve Erdoğan'ın mevcut durumda devam etmesi durumda, seçimlerden sonra mevcut konumuna, Suriye politikasında bir değişiklik beklemeli miyiz? Sizin bu konudaki öngörüleriniz nedir acaba? Yani ben Suriye'de Türkiye'nin başından beri yanlış yaptığı kanaatindeyim. Türkiye'nin Suriye'ye müdahale etmemesi gerekirdi en başında. Müdahale yapılırsa da bu müdahalenin şöyle olması gerekirdi. Türkiye uluslararası camia ile işbirliği yaparak, değil mi ki rejim askerleri sivil halka karşı nispetsiz askeri güç kullanıyordu. O askeri şiddeti önlemek için tedbir alması gerekirdi. Eğer çatışmalar oluyorsa Suriye topraklarını Türkiye'ye, yani Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesine imkan verecek şekilde değil, Suriye topraklarında uluslararası koruma altında bölgeler oluşturup, güvenli bölgeler oluşturup, o güvenli bölgelerde rejimin şiddetine maruz kalan insanları koruma altına alması lazımdı. Ve böyle zamanlardaki uygulama, komşu ülkelerden askerler gidip orayı korumaz. Guatemala'dan, Filipinler'den falan asker getirmez. Yani dünyanın hiç bu bölgeyle ilgisi olmayan ülkelerin askerleri getirilmek suretiyle yapılır iş. Bu işin şeyi öyledir. Mesela Sina Çölü'nde yapıyor. Guatemala'lı askerler Sina Çölü'ndeki askersiz alanları kontrol ediyorlar.
Dolayısıyla Türkiye'nin de uluslararası camiayla işbirliği yapıp ama kendisi asker bulundurmaksızın Suriye topraklarında Türkiye sınırına yakın yerde güvenlik bölge oluşturması gerekirdi. Orada nümayişçileri veya rejime karşı olanları rejimden koruması gerekirdi. Aralarında yaralanan, hastalanan olursa Gaziantep'e getirip tedavi edip tekrar geri götürmesi gerekirdi ve Türkiye'nin buna bulaşmaması gerekirdi. Yani hiçbir Suriyeli Türkiye'ye bu işin gelmemesi lazım. Sınırı kapatıp uluslararası camiayla işbirliği yapmak suretiyle bunu yürütmesi gerekirdi. Bunu yapmadı. Şimdi de işte kaç milyon Suriyeli'den bahsediyoruz. 700 bin Suriyeli'nin sadece Türkiye'de doğduğunu biliyoruz. Ondan sonra onların tedavileri için ve başka ihtiyaçları için bir sürü masraflar yapıyoruz. Ve başımıza da bela kalacak gibi görünüyor. Onun için madem siz seçimle bağlantılı olarak sorduğunuz soruyu, Türkiye'nin seçimlerden önce, yani seçimlerden önce partilerin seçim beyannameleri olur. O beyannamelerde bu hususu açıkça belli etmek suretiyle her partinin önümüzdeki seçimlerde Suriye meselesini nasıl ele alacağını açıkça herkesin anlayabileceği bir şekilde ve herkesin ikna olacağı bir şekilde ve icabında geri dönmeyeceği bir şekilde taahhüt etmesi lazımdır. Bu öyle zannediyorum Türk seçmenine güven verecektir. Seçmen ben bu partiye oy vereyim yoksa şu partiye mi oy vereyim derken seçim beyannamesindeki o taahhütlere bakıp ona göre hareketini belirlemesi lazımdır. Yapılması gereken budur bence. Peki Yaşar Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. En iyi dilekler.